أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Kıymetli dostlar, Rabbim Celle ve Ala Hazretleri göndermiş olduğu peygamberlerle ve indirmiş olduğu kitaplarla hayatı nasıl okumamız gerektiğini, dünyada nelere dikkat ederek yaşamamız gerektiğini en güzel şekilde tekrar tekrar beyan etmiştir. Askere düşen vazife komutanını dinlemek ve ona itaat etmektir. Memura düşen vazife amirine itaat etmektir. Biz kullara düşen vazife de yaratanımız olan Allah'ımızı dinlemektir. O'nun bize elçi olarak, örnek olarak gönderdiği peygamberlerini, hususen Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en güzel şekilde tanıyıp örnek almaktır. Şimdi kıymetli dostlar, şöyle bir örnekle başlamak isterim. Biraz sonra vakti saati gelince cuma ezanı okunacak. Ülkemizin bazı bölgelerinde şu anda cuma ezanı okunuyor. Bir kısmında bizimle beraber okunacak, bir kısmında da bizden sonra okunmuş olacak. Ezanı 100 kişi duyuyorsa bu 100 kişiden belki 50 veya 60 kişisi ezana icabet ediyor, camiye, cemaate geliyor. Diğerleri ha duymuş, ha duymamış. Namaza niyeti yok ki ezanda kulağı olsun derler ya. Namaza niyeti olmadığı için ezanda kulağı yoktur. Ezanın okunup okunmaması onu çok ilgilendirmez. İşten çıktım, karnım aç, lokantaya gideyim der. Lokantaya karnını doyurmaya gider. Ama benim Allah'a karşı bir vazifem var yok, öyle bir derdi yok. Elbette camiye gelen siz kardeşlerimiz, ezana kulak veren siz dostlarımız, bunların bu tavır ve davranışının doğru olmadığını, maliyetinin kötü olduğunu biliyoruz. Ve bu kardeşlerimize Rabbim en kısa zamanda camiye cemaat olmalarını nasip eylesin. Bu yanlıştan kendilerini kurtulmaya muvaffak eylesin. Dua ediyoruz. Şimdi ezanı duyduğu zaman, cuma ezanını duyduğu zaman camiye yönelmeyen, ezanı duyduğu zaman namaza yönelmeyen insanların bu tutum ve davranışlarının yanlış olduğunu biz biliyoruz. Şimdi bizden bir örnek verecek olursak, ezan ilahi bir mesajdır. Ama Kur'an-ı Kerim öz bir öz Cenab-ı Hakk'ın kendi kelamıdır. Ezan Kur'an'dan ayet değildir. Namaza davettir. Ama Kur'an'daki her ayet Cenab-ı Hakk'ın öz bir öz kelamıdır. Öz davetidir. Öyleyse ezana kulak vermeyen İnsanlar yanlış yaptığını fark ediyoruz ya, Allah'ın ayetlerine kulak vermeyen insanlar daha büyük yanlışı yapmış olmazlar mı? Elbette daha büyük yanlışı yapmış olurlar.
Şimdi şunu da söyleyeyim. Bizim ülkemizde elhamdülillah insanlarımız Müslüman insanlardır. Ezan sesinden rahatsız olmazlar. Doğdukları günden itibaren ezan sesiyle büyüdükleri için bu ezan sussun demezler. Hatta bir yerde ezan sussa, ezan okunmasa namaz kılmayan insanlar bile rahatsız olurlar. Bizim köyde ezan okunmuyor diye rahatsızlık duyarlar. Ezanın okunmamasından rahatsızlık duyan o insanların büyük bir kısmı ezan insanları namaza davet ettiği halde namazla hiçbir alakası yok. Oradaki hatayı göremiyor, eksiği göremiyor. Bunun bir başka örneğini şöyle vereyim. Yıllarca önce bir gazeteci geldi bana. Dedi ki, hocam dedi size bir soru soracağım. Buyurun dedim. Falanca yerde mezarlığı gittim, ziyaret ettim dedi. Baktım ki kabirler yönleri değişik değişik. Arazinin uygunsuzluğu sebebiyle bir kısmının yönü başka, bir kısmının yönü başka. Bu mevtaların yatmakta olduğu kabirlerin yönü hep kıbleye olması gerekmez mi? Sizin vereceğiniz cevaba göre ben gazetede manşet yapacağım onu. Dolayısıyla yetkililer ilgilensin bu konuyla. Maksadım budur diyor. Ölmüş adam, kabre konmuş olan bir insanın yönü, önü kıbleye olmalı. Halbuki falanca yerdeki kabristanda yönler değişik değişik, hepsi aynı istikamete bakmıyor. Arazinin düzensizliği sebebiyle. Şimdi soruyorum size. Bir insan öldüğü zaman ölmüş olan bir insanın yüzünü kıbleye çevirmek mi daha önemli? Yoksa hayattayken bir insanın kıbleye dönmesi mi daha önemli? Ölmüş adam mükellef değildir. Hiç kıbleye döndürmezseniz bile o azap görmez. Ama hayattaki insan kıbleye dönmüyorsa, yani namaza durmuyorsa, kıble onu ilgilendirmiyorsa, asıl gazetede manşet olacak taraf burasıdır. Anlatabildiğimi bilmiyorum. İşi doğru anlamak lazım, doğru okumak lazım. Şimdi geliyorum dersimizin ayeti kerimesine. Ezana kulak vermeyenler yanlış yaparlar. Amirini dinlemeyen memurlar yanlış yaparlar. Komutanını dinlemeyen askerler yanlış yaparlar. Patronunun emirlerine riayet etmeyen işçiler yanlış yaparlar. En son Allah'ı dinlemeyen kullar da en büyük yanlışı yaparlar. Peki Rabbimizin 6000 küsur ayetinden bir tanesini okuyalım. Estaizu billah. Kul meta'ud dünya qalil. Habibim, benim kullarıma, senin ümmetlerine benden bilgi olarak şu bilgiyi söyle bak. Meta'ud dünya qalil. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın size bir bilgisi var. Öğrettiği bir gerçek var. Nedir o? Şu dünyada yaşarken elde edeceğiniz meta, elde edeceğiniz değerler, elde edeceğiniz imkanlar ne kadar çok olursa olsun onların hepsi azdır. Dünyanın tamamı sana verilse azdır. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Ahiret ise takva sahibi olan, iman sahibi olan, saygılı olan, Allah'ı dinleyen insanlar için çok daha hayırlıdır. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Asla zerre kadar bir haksızlığa uğratılmayacaksınız. Size zulüm ya haksızlık yapılmayacaktır. Herkes ne yaptıysa karşılığında onu görecek. Şimdi kıymetli dostlar, ayeti kerimelerden bir ayet bu. Rabbimiz bize diyor ki, dünya meta'ının tamamı azdır. Peşinde koştuğunuz, doymak bilmediğiniz, daha da artırayım diyerek sınır tanımadığınız o dünyanın tamamı bile azdır diyor Allah.
قَلِيلٌ azdır. Peki Cenab-ı Hak bizi nereye yönlendiriyor? Ahiretin çok daha hayırlı olduğunu ve dolayısıyla insanın bir dünyada zengin olması var, bir de ahirette zengin olması var. Dünyadaki zenginlik ne kadar? Bir nefeslik, bir barutluk hükmü var derler ya, bir nefeslik hükmü var. Nefesini içine çektin, dışarı veremez oldun, zenginlik bitti. Çünkü dünya ile bağlantı kesildi. Biraz önce bir kardeşimiz telefonla soruyor. Diyor ki, hocam diyor, abim ani bir ölümle öldü. Abimin mirasını nasıl taksim edeceğiz? Dedim ki abinin eşi ve çocukları var mı? Abim bekardı, evlenmemişti dedi. Yaşını sormadım. Dedim nesi var? Dört kardeşi var, annesi var, babası var. Şimdi bakınız, anne hayatta, baba hayatta. Geride kalan dört tane de kardeşi var hayatta. Belki de bu kardeşlerinin bir kısmı da ondan daha büyüktür. Beklemediği bir anda ani bir ölümle gitti. Şimdi ne konuşuluyor? Bunun malı nasıl taksim edilecek? Annesine ne düşüyor? Babasına ne düşüyor? Kardeşlerine bir şey düşer mi, düşmez mi? Konuşulan bu şimdi. Halbuki o nefesleri alıp verirken neyin hesabını yapıyordu? Şu kadar paramla şuradan bir arsa alsam mı? Bir daireye yazılsam mı? Bir araba alsam mı? O onların hesabını yapıyordu. Şimdi ise neyin hesabı yapılıyor? Bu paranın ne kadarı anasına, ne kadarı babasına, ne kadarı kardeşlerine düşüyor? Düşer mi acaba, düşmez mi? Şu anda hesap odur. Ey beni dinleyen dostlar! Sizin de gözlerinizi yumup da böyle farkına varmadan elinizi sallaya sallaya yaptığınız hesaplar var. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye yaptığınız hesaplar var. Ne ile ilgili yaptığınız hesaplar? Sahip olduğunuz servetlerle ilgili hesaplar. Şimdi sizin hesabını yaptığınız o servetlerin yakında çocuklarınız hesabını yapacak. Ne kadar bana, ne kadar anama, ne kadar diğer kardeşlerime veya kız kardeşlerime, onlar bunun hesabını yapacak. Onlar bunun hesabını yapacak, sen de bunun hesabını verecek. Nereden kazandın, nasıl kazandın? Bu kadar serveti kazanırken ne kadar namazını kazaya bıraktın? Ne kadar cemaatle namazını aksattın? Ne kadar cumayı aksattın? Ne kadar namazı namaza benzemez şekilde alel acele çarçabuk kıldın? Sen de bunun hesabını vereceksin. Birileri taksim etmenin peşinde, birileri de kazandığı şeklin ve harcadığı şeklin hesabını vermekte. Dünyada bir insanın ne kadar imkanı olursa olsun, gözünü yumduğu andan itibaren hiçbirisi kendisinin değildir. Olay bitmiştir. Şimdi, kıymetli dostlar, mümin olarak, Müslüman olarak, biz gözümüzü ve gönlümüzü nereye dikmeliyiz? Neyin hesabını yapmalıyız? Elbette insan dünyada yaşarken bir takım ihtiyaçlarla yaşıyor. Eşinin nafakasını temin edecek, çocuklarının nafakasını temin edecek. Bunlar olacak şeylerdir. Bunlar olmayacak diyen kimse yoktur. Ancak havalimanını gördüğünüz zaman aklınıza ne gelir? Uçak gelir. Tren yolunu gördüğünüz zaman aklınıza ne gelir? Tren gelir. Peki hal gördüğünüz zaman aklınıza ne, hale baktığınız zaman aklınıza ne gelir? Meyve sebze gelir. Doğru mu? İnsanoğlu dendiği zaman aklınıza ne gelecek? Hava alanı uçakların inmesi binmesi için yapıldığı için akla uçak gelir. Tren yolu trenin seyri için yapıldığından dolayı akla tren gelir. Hal sebze ve meyvelerin satıldığı toplu alan olduğu için orayı görünce akla meyve ve sebze gelir. Peki ey kardeşim, insan deyince akla ne gelmelidir? Hal ne için yapıldıysa akla o gelir.
havaalanı ne için yapıldıysa akla o gelir. Fabrika ne için yapıldıysa akla o gelir. İnsan ne için yapıldıysa akla o gelmesi lazım. Sizce insan ne için vardır, ne için yaratılmış? Havaalanı uçak insin, binsin, yolcu taşısın diye. Doğru, araba fabrikası araba üretsin diye. Peki insanoğlu ne için yaratıldı? Allah'ı bilsin ve kulluk yapılsın diye. O zaman insana baktığın zaman aklına gelmesi lazım. İnsan olarak aynaya baktığımız zaman aklına gelmesi lazım. Ne kadar para kazanır değil. Ne kadar para harcar değil. Hangi yemek türlerini daha çok sever değil. Bu insanda kulluk kalitesi nedir? Bunu görmek lazım. Çocuklarımıza bakarken, çocuklarımızın geleceğini düşünürken hangi işe girerse ne kadar maaş alırın hesabından öte ne yaparsa dinini daha güzel koruyabilir. Allah'a kendisini daha güzel sevdirebilir. Harama bulaşmadan, günaha bulaşmadan nasıl bu köprüden karşıya düşmeden geçebilir? Hesap böyle olması lazım. Kendi açımızdan da şu işi yapsam ne kadar kazanırım? Bu işi yapsam ne kadar kazanırım? Şuradan bir arsa alsam, şuradan bir dükkan alsam, şuradan şunu yapsam, burada bunu yapsam, insan bu hesapları yapabilir. Ancak bizim asıl hesabımız ne olmalı? Hava alanı misalini unutmayın, tren yolu misalini unutmayın, araba fabrikası misalini unutmayın. Araba fabrikası deyince ne için yapılmış? Araba üretmesi için. Havaalanı ne için yapılmış? Uçakların inmesi binmesi için. Havaalanını görünce uçak akla geldiği gibi, tren yolunu görünce akla tren geldiği gibi, araba fabrikasını gördüğü zaman araba akla geldiği gibi, insanoğlu dendiği zaman da akla gelmesi gereken nedir? Gökdelenler değildir. İnsanoğlu dendiği zaman akla gelmesi gereken ne için yaratıldıysa odur. İşte o da Allah'a kulluktur kıymetli dostlar. Ey beni dinleyen dostlar, gönlünüzde ne yatıyor? İçinizdeki derdiniz nedir? Hocam, ben abdestimi alırım, namazımı kılarım. Kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmam. İşte bu kadar. O zaman kardeşim ben sana şu soruyu sorayım. Sen dediğin hepsi bundan ibaret ise o zaman 6666 ayete ne gerek vardı yani? Hepsi bu kadarsa. Kur'an-ı Kerim 600 sayfedir. Bu 600 sayfaya ne gerek ya? Yarım sayfa bu işi bitirirdi senin dediğini. Hadi bilemedin bir sayfa bitirirdi bunu. Niye bu kadar ayeti kerimeler var? Peki sana soruyorum. Cihadı emreden ayeti kerimeler gökteki meleklerle mi ilgili? Cinlerle mi ilgili? Afrika'dakilerle mi ilgili? Seni beni ilgilendirmez mi? Öyle ucuza işi kapatmayalım kıymetli dostlar. Gönlündeki derdin nedir? Şimdi senin askerin, senin çocukların, benim çocuklarım, bizim yeğenlerimiz şu anda soğuk hava şartları altında ülkeyi koruyabilmek için, ülkeye teveccüh edecek olan belaları def etmek için titriyorlardır, değil mi? Nöbet bekliyorlardır. Biz görevimizi yapıyoruz diyorlar. Ucunda can vermek de olsa biz görevimizi yapıyoruz diyorlar. Doğru mu? Evet. Ha demek ki gerektiği zaman ne yapmak gerekiyor? Efendim karda da olsa, soğukta da olsa, donma tehlikesi de olsa canını ortaya koyabileceksin. O zaman kulluk öyle ucuz değil. Bir abdest bir namazla işi bitirdim. Çok ucuza kapattın. Cennet bu kadar ucuz mu? Bu kadar ucuz değildir. Bu kadar ucuza kapatamaz. Şimdi kıymetli dostlar, bu konuda okuyacağımız ayet-i kerimelere ilaveten, Kur'an'ı en iyi anlayan, Allah tarafından öğretilen, yetiştirilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayata nasıl bakmamız gerektiğini bize açıklayan hadis-i şeriflerini can kulağıyla dinleyelim. Can kulağıyla dinleyelim. Her birimiz evlerimizde şeyler vardır. Elektronik tartı aletleri var. Kiloyu biraz fazla kaçırınca çıkıyoruz üzerine. Acaba çoğaldı mı, azaldı mı diye durmadan elektronik kantar üzerine çıkıyoruz. Hesabımızı yapıyoruz. Şekeri yüksek olan kardeşlerimiz evlerinde, ellerinde şeker ölçme aletleri var. Her gün ölçüyor. Acaba arttı mı, azaldı mı? Tedbirimi alayım diyor. Güzel.
Şimdi okuyacağım hadisi şeriflerle de her birimiz kendimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kantarın üzerine bir koyalım. Kaç kilo geldiğimizi görelim. Kaç kilo geldiğimizi görelim. İlk hadisi şerifimiz, kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, يَقُولُ رَبُّكُمْ Ey ümmetim, Rabbiniz, Rabbimiz, alemlerin Halik'i olan Allah şöyle diyor. Bir hadisi kutsi olarak Cenab-ı Hakk'ın bize bir sözünü, bir mesajını getiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyormuş Rabbimiz bakalım? Yebne Adem, ey Adem'in oğlu. Hepimizi ilgilendirdi şimdi. Teferrag li ibadeti emle kalbeke gina. Sen hedefini bana ibadet ve bana kulluğa odaklandır. Ben nasıl iyi bir kul olabilirim? Nasıl ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi, tarif ettiği gibi iyi kulluk yapan bir insan olabilirim? Hedefini buna dikeceksin. Hedefini buna dikeceksin. Gönlünde yatan ne olmalı? İyi bir Müslüman, iyi bir ümmet, iyi bir kul, Kur'an-ı Azimuşşan'ın iyi takipçisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iyi takipçisi, Allah'ın iyi bir kulu. Eğer sen buna odaklanırsan, emle kalbeke gina, ben de sana söz veriyorum, kalbini zenginlikle dolduracağım diyor. Kıymetli dostlar, eğer biz ibadete odaklanırsak, iyi bir kul olmaya, iyi ibadet eden bir abid olmaya, haramlardan uzak, emirlere harfiyen uymaya gayret eden birisi olmaya odaklanırsak, Allah Celle Celaluhu söz veriyor, sizin kalbinizi zenginlikle dolduracağım, kanaatle dolduracağım. En büyük zengin, para zengini mi, kanaat zengini mi? Hepiniz biliyorsunuz ki kanaat zenginidir. Kullarım, ben sizin gönlünüzü kanaat zenginliğiyle dolduracağım, sizi gerçekten zengin yapacağım. Ne zaman? Eğer siz ibadete odaklanırsanız. Şimdi kıymetli dostlar, Suriye'de o tehlikeli sınırlarda, gecekondularda, ne gecekondusu, çadırlarda yaşayan, şu soğuk şartlarda yaşayan, buzdolabı olmayan, dolayısıyla hazır gıdalar olmayan bir insan sabah kahvaltısında 3 çeşit yemek önüne gelmişse elhamdülillah yiyecek bulduk falan diyorlar, değil mi? Yani şükrediyorlar, hamd ediyorlar, aşk ile bugün de sabah kahvaltısını atlattık diyorlar. Ama sen ben neyin hesabını yapıyoruz? Ya bu araba modeli evet iyidir ama daha iyisi vardır diyoruz. Bakın bizim derdimiz nerede? Sahip olduğumuz arabanın modelini beğenmiyoruz. Sahip olduğumuz evin bulunduğu semti, lokasyonunu beğenmiyoruz. Efendim, sahip olduğumuz mağazanın, dükkanının bir takım şeylerini beğenmiyoruz. Kardeşim, bak unutma, sen de kulsun. O çadırda yaşayıp da kahvaltılık malzeme bulamayan da kuldur. İkisinin de Allah'ı Allah'tır, kainatın sahibi olan Allah'tır. Onu böylesine imtihan eden seni de böyle imtihan ediyor. O sabah kahvaltısına 3 çeşit yemek bulduğu zaman şükrediyor. Sen 13 çeşit yemek buluyorsun, dua yapmıyorsun, şükretmiyorsun. Onları bile az görüyorsun. Bu zeytin kaliteli değildir. A kalite değil, B kalitedir. Allah'ın kulu, sen kaç, hangi kalite Müslümansın söylesene bakayım. Senin kulluğun hangi kalite söyler misin ben? Kıldığın namaza sen not verirsen 100 üzerinden kaç not verebilirsin söyler misin? 24 saat içerisinde aşk ile Allah dediğin kaç defa var söyler misin? Bulunduğun, sahip olduğun nimetlerin ne kadar fazla olduğunu fark ederek ya Rabbi şükür diye aşk ile şükrettiğinin kalitesini söyler misin? Zeytinin kalitesini beğenmeyen, bu ekmek dünden kalmadır, bayattır diye ekmek beğenmeyen insanlar. Nankör insanlar. Bir gün önceki ekmeği yememek için
Mırın kırın yapan insanlar, açlık nedir bilir misiniz? O bir günlük ekmeğin yemenin bile bir şükrü olduğunu, o şükrü de aşk ile yerine getirmenin bir kulluk görevi olduğunu biliyor musun? Öyle kulluk. Aldım abdestimi, kıldım namazımı, bitti. Ben 400 diremlik Müslümanım dersen kendi kendini aldatırsın. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Kulum, sen odaklanacaksın. Hedefin de ne olacak? Allah'ın iyi bir kulu olmak. İyi zikreden zakir, iyi şükreden şakir, tadil erken üzere namazını dosdoğru kılınması gerektiği gibi kılan bir musalli. Düzgün Kur'an okumasını bilen iyi bir Kur'an talebesi. Kıymetli dostlar, ben şimdi size çok açık net söylüyorum. Sizi Allah için seviyorum. Siz Allah'ın emrine inkiyat etmek üzere buraya kadar geldiniz. Ama ben size şunu çok açık gönüllülükle söylüyorum. Hocam ben bir sayfa Kur'an'ı yanlışsız okuyabilirim. Talim ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde Kur'an-ı Kerim'den bir sayfayı başından sonuna kadar 3 dakikada yanlışsız okuyabilirim diyen kaç kişi var içinizde? Ama yarım saat sofrada oturuyoruz, köfteleri, dönerleri hiç gırtlağımıza takılmadan çok güzel bir şekilde onları talim ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde, yani yemek kurallarına uygun bir şekilde gönderiyoruz. Hiç takıntı olmuyor. Doğru mu? Ama bir sahife Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün talim ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde 3 dakikada 5 dakikada indiremiyoruz. Hocam ben abdestimi alıp namazını kılan iyi bir Müslümanım. Nasıl bir iyi Müslümansın? Mesela desem ki sana Fatiha'yı oku bakalım. Yanlışsız okuyabilir misin? Talim ve tecvid kurallarına uygun bir şekilde okuyabilir misin? 5 vakit namazda camide cemaat olanlar bile bu noktada sıkıntısı var. Niye? Evdeki her şey değişti. Halılar değişti, koltuklar değişti, perdeler değişti, buzdolapları derin dondurucuya dönüştü. Hepsi değişti. A kalite hepsi. Alabildiğimiz hepsi A kalite. Ama değişmeyen bir şey var. Nedir o? Bizim namazın kalitesi değişmedi. Kulluğumuzun kalitesi değişmedi. Evimizde koltuklar eskiyor. Televizyonlar 6 ayda bir, senede bir değişiyor. Çünkü dayanmıyor ki bizim kullanmamıza. Ama Kur'an-ı Kerim evlenirken bize çeyizimize koydukları Kur'an-ı Kerim aynen öyle gıcır gıcır duruyor. Saygımızdan asla elimizi değdirmiyoruz ki kirlenmesin, eskimesin diye. Ya kardeşim ya, kaşıklar eskiyor, demirdi bunlar ya. Kaşıklar eskiyor, tabaklar eskiyor, koltuklar değişiyor, her şey değişiyor. Neden Kur'an'ın eskimiyor ki? Niye eskimiyor ki? Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Kulum, eğer sen bana iyi bir kul olmak için odaklanırsan, ben sana söz veriyorum. Kalbini zenginlikle dolduracağım. Öbür türlü, eğer böyle olmazsa, insan ne kadar varlık sahibi olursa olsun, fakirlikten kurtulamaz. Arabası olmayan adam der ki, ah bir arabam olsadır. Arabayı aldıktan sonra, 2 gün sonra, 3 gün sonra, bu arabanın modeli düşük, şunlar daha pahalıdır demeye başlar. Yani olana şükretmek yok. Bunun modeli daha düşüktür, bu daha basittir falan. Bunun vergisi şu kadardır, hep eksik taraflarını görür. Kıymetli dostlar, bu nedir? Fakirliktir. Arabası olmayan arabam olsun diye bekliyor. Öyle gönlünü ona takmış. Arabası olan modelini değiştireyim diye onu düşünüyor, ona takılmış. O zaman ikisi de fakir. İkisinin gönlü de nedir? Başkasını başkasını, dahasını dahasını arama peşinde. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Kulum, ey Adem'in çocukları, bana ibadete odaklanın, ben sizin kalbinizi zenginlikle dolduracağım. وَاَمْلَ يَدَكَ رِزْكًا Elini de rızıkla dolduracağım. Namerde muhtaç olmayacaksın. يَبْنَ Adem. Ey Adem'in çocukları, لَا تَبَاعَتْ مِنِّي اَمْلَ قَلْبَكَ فَقْرًا Benden uzaklaşma. Eğer benden uzaklaşırsan kalbini fakirlikle doldur. Kıymetli dostlar, ne diyor Allah? Bir daha söyleyelim. Ey Adem'in çocukları, benden uzaklaşmayın. Eğer benden uzaklaşırsanız kalbinizi fakirlikle doldururum. Hiçbir zaman siz
kanaat sahibi olmazsınız. Hiç malı olmayan insan, karnını doyurmak için yiyecek parası olmayan insan nasıl hayata bakarsa siz de öyle bakarsınız. Bir delikanlının ifadesiyle, sabahleyin evimden çıkıyorum, taksiciyim diyor. Sağa koşuyorum para, sola koşuyorum para, para para, akşama kadar diyor para 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 diye koşuyorum. Akşam yorgun bir şekilde yatıyorum. Sabahleyin kalkıyorum tekrar, orası senin, burası benim, para 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 diye dönüyorum. Çünkü bana babam da böyle söyledi, dedem de böyle söyledi. Bu adam bugün para para diye koşuyor, 10 sene sonra yine aynısıyla koşacak. Değişen bir şey yok ki. Bir tanesi şunu söylemişti bana. Dedi ki, hocam ben mühendis oldum. Para kazanmaya başladık. Doktora gittim bir vesileyle. Tahliller, mahliller istedi. Tahlillerden sonra şimdi neticeyi söyleyeyim dedi. Buyur dedim. Dedi ki, işte falan bey, yiyeceklerine, içeceklerine dikkat edeceksin. Bir, ekmek yemeyeceksin. Bir ekmekten başladı. Ben de dedim ki doktora, bir dakika doktor. Eğer bir buysa daha konuşmana gerek yok. Biraz da sert söyledim dedi. Doktor baktı ki esprili konuşmuyorum, ciddi konuşuyorum. Dedi ki, hayırdır, neden böyle tepki gösterdin? Ya dedi, doktor bey dedi, anamız babamız bize ekmek parası, ekmek parası, ekmek parası dedi. Ortaokulu bitirdim, ekmek parası. Liseyi bitirdim, ekmek parası. Üniversiteyi bitirdim, ekmek parası. Oldum mühendis, tam parayı kazandım, ekmek yemeyeceksin diyorsun. Bu ne biçim iş? O zaman ben niye koştum bu kadar diyor. Anlatabildim mi? Şimdi kıymetli dostlar, diyor ki Allah Celle Celaluhu Habibi vasıtasıyla bizlere, kulum bak benden uzaklaşma sen. Benden uzaklaşırsan ben elini fakirlikle, kalbini fakirlikle doldururum. Asla sen zengin olamazsın. Kalbinde zenginlik kanaat olmaz. Hep fakir gibi yaşarsın diyor. Peki kıymetli dostlar, ne dersiniz acaba? Kulum benden uzaklaşma. Uzaklaşırsan kalbini fakirlikle doldururum diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Allah'tan uzaklaşmak deyince aklınıza ne geliyor? Yani bir insan nasıl Allah'tan uzaklaşır? O zaman nasıl yaklaşır anlarsak nasıl uzaklaşır da anlaşılmış olur. Siz şimdi camiye ne için geldiniz? Allah'a yaklaşmak için geldiniz. Bir ibadeti yapacaksınız. Böylece bu ibadet bizi Allah'a yaklaştıracak. Doğru mu? Şimdi ben size soruyorum. Karşımdaki insanlar iyi niyetli insanlar, Allah'a inanan insanlardır. Sabah güneş doğdu veya isterseniz dünden başlayalım. Dün bu saatten, bugün bu saate kadar gerçekten aşk ile ne kadar Allah dediniz? Ne kadar kendimizi Allah'a yaklaştıracak Kur'an okuduk, zikir yaptık. Dünden bugüne kadar Rabbimizin bizim üzerimize sayısız nimetleri var mı? Dünden bu saate kadar yoğun hastanenin yoğun bakımına sevk edilen bir sürü hasta var mı? Var. Ameliyatta kesilen bir sürü hasta var mı? Var. Hastane koridorlarında inim inim inen bir sürü hasta var mı? Var. Sen dünden bu saate kadar bunların hiçbirisi sende yok. Ne yaptın peki, söyler misin? Yine belki o hasta, kuyrukta bekleyen adam aşk ile Allah diyor, doğru mu? Ameliyat olmak için sırada bekleyen yine aşk ile Allah'ım bana şifalar ver diyor. Başkalarından da dua ediyor, istiyor. Ama sen, ben dünden bugüne kadar ne yaptık söyler misin? Televizyonun başında kanaldan kanala veya kanalizasyondan kanalizasyona, bazen de öyle oluyor. Hep de kanaldan kanala olmuyor. Bazen kanalizasyondan kanalizasyona oluyor. Nefse hitap eden, şeytanın arzu ettiği, bizi günaha sevk edenler kanal değildir, kanalizasyondur. Başka ne olabilir ki? Yarın ahirette ağlamamıza, gözyaşı dökmemize sebep olacak. Göz zinası yaptın suçuyla yargılanmamıza sebep olacak olanlar kanal da değildir, kanalizasyondur kıymetli dostlar. Peki dünden bugüne kadar, sadece bir günün örneğini söylüyorum ben. Allah'tan uzaklaştık mı, yaklaştık mı? Diyor ki, kulum benden uzaklaşırsan ben kalbini fakirlikle doldururum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Hak'tan alarak bize öğretiyor. Kıymetli dostlar,
İkinci hadisi şerif olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor. Ma talat şemsun kattu illa bu'ise bi cembeteyha melekan innehuma yusammi'an ehlel ardı illa thaqalay. Yani her gün güneş doğduğu bölgelerde hangi bölgeye güneş doğarsa oraya güneş doğarken iki tane melek de güneşin iki tarafında efendim yerdeki yeryüzündeki insanlar ve cinlerin duymadığı onların dışındaki bütün canlıların duyduğu şekilde şöyle derler. Ya eyyühennâs, ey insanlar, helummu ilâ rabbikum. Bugün güneş doğdu, yeni bir gün başladı. Rabbinize gelin, Rabbinize. Bugün Rabbinize gelin, Rabbinize yönelin. Bugünkü görevlerinizi asla aksatmayın derler. Fe innemâ qalle ve kefâ hayrun mimmâ kesüre ve elhâ. Az olup yeten, çok olup Allah'tan unutturandan daha hayırlıdır. Çoktur ama Allah'ı unutturuyor. Ahireti unutturuyor. Ölümden sonrasını unutturuyor. Hesabı unutturuyor. Çok olup Allah'tan unutturan yerine az olup yeten çok daha hayırlıdır der o görevli melekler. وَلَا غَرَبَتْ شَمْسٌ قَطُّ اِلَّا وَبُعْفَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ. Güneş batarken de iki melek şöyle nida ederler. اللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا وَعَجِّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا. Allah'ım bugün senin yolunda, senin rızan için fakiri, yetimi, yoksulu sevindiren, Allah için verenlerin verdiklerinin yerini bol bol bereketle doldur Allah'ım. Allah'ım verme imkanına sahip olduğu halde cimriliği sebebiyle, merhametsizliği sebebiyle cimrilik yapıp vermeyenlerin de malının, servetinin bereketini yok eyle diye dua ederler. O meleklere bu görevi elbette Allah Celle Celaluhu vermiştir. O melekler böylesine Cenab-ı Hakk'a yalvarırlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki her gün iki tane melek neyi nida ediyor? Ey insanlar, bugün hayattasınız. Bugün hayattasınız. Güneş doğdu görüyorsunuz. Rabbinize dönün. Allah'a yönelin. Kardeşim, sabahleyin kalktığında evinden çıkmadan dışarı, ben şimdi gidiyorum, işime gidiyorum, işimi takip etmeye gidiyorum. Geriye dönüşüm olmayabilir. Geriye dönüşüm olmayabilir. Geriye doğru bir hesap yapayım. Acaba benim kaza namazım var mı? Varsa kıl da öyle çık. Hocam sen ne diyorsun? Benimkileri 10 senede kılsam yine bitmez. Peki sen inanıyorsun ki kaza namazlarımı 10 senede kılsam yine bitmez ama hala kılmıyorsun. Ne bekliyorsun? Yani hala o kadar kazaya yenilerini ilave ediyorsan bu cesaret nereden söyler misin? Bu cesaret nereden? Kıymetli dostlar, her gün evimizden çıkacağımız zaman dönmeyeceğimizin hesabını yapmak lazım. Evimize girerken evimizden çıkamayacağımızın hesabını yapmak lazım. Vatan camisinde iken orada bir dostumuz vardı. Her gün mutlaka sabah namazına gelirdi. Bir gün sabah namazında yoktu. İki saat sonra salası okunsun diye haber geldi. Meğer ölmüş. Nasıl ölmüş? Yatakta ezan okunurken hanımı diyor ki ya sen bu saatte durmazdın yatakta. Dürtüyor onu. Selahattin, Selahattin diyor. Ezan okunuyor. Selahattin cevap vermiyor. Biraz daha dürtüyor, cevap vermiyor. Bir daha bakıyor ki adam ölmüş. Hanımının kucağında ölmüş. Yani eve giriyorsun, çıkmayabilirsin. Çıkıyorsun, girmeyebilirsin. Gideceğin yerin hesabını iyi yapmak lazım. Kardeşler, bir kardeşimizin söylediğini paylaşıyorum belki işinize yarar diye. Beraber haçtayken durmadan kaza namazı kılıyor. Dedi ki hocam dedi, benim dedi 10-15 senelik kaza namazım vardı. Karar verdim, her gün 5 vakit namaz kaza edeceğim. Bir başladım diyor, o kadar zor geldi, o kadar zor geldi. Yani 5 vakit namaz kolaydı, o kaza namazı 5 vakit kılmak çok zor geldi bana. Ben de inat ettim, illa da kılacağım. Söz verdim, kılacağım.
bir ay, iki ay devam ettikten sonra şimdi o kadar kolaylaştı, o kadar rahatladı ki şimdi kılmaya doymak bilmiyorum. 10 vakitte kılsam, he demek ki bidayette ne olabilir? Zorlanma olabilir. Zorlanma olabilir. Ama kardeşim, ötesinde çok daha fazla zorlanma var. Ya Allah aşkına bana söyler misiniz be? Hepiniz ticaretten anlayan insanlarsınız. Vergi memuru geliyor, 50 kalem maldan bir tanesinde eksik bulduğu zaman yüzümüz kıpkırmızı oluyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ya 50 taneden 49 tanesi sağlam, bir tanesinde sıkıntı varsa kıpkırmızı oluyoruz. Acaba buna ne ceza kesecekler diye ızdırap içerisine, strese giriyoruz. Öyle değil mi kardeş? Peki 50 tane defterden 49 tanesi doğru, bir tanesi yanlışsa hesap vermemek için efendim şekilden şekile giriyoruz veya hesabın korkusundan dolayı şekilden şekile giriyoruz. Ya kainatın sahibi olan Allah'a karşı bir tane suçun olduğu zaman onu vermek kolay mıdır zannediyorsun? Öyle üç köfteyi 25 kuruşa satmıyorlar kıymetimiz. Üç köfteyi 25 kuruşa satmıyorlar. Allah'a karşı sorumluluk bu kadar ucuz değildir diye paylaşıyorum sizinle kıymetli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar. Teferragu min humumid dünya mestada'tum. Ey ümmetim, dünya derdi var ya, dünya derdi. Mümkün oldukça gönlünüzden bu derdi çıkarın. Oraya başka bir dert koyun. Ne derdi koyalım? Dünya derdini çıkaracağız kalbimizden, bir dert koyacağız oraya. Ne derdi olacak? Allah'a kulluk derdi olacak. Allah'a kulluk derdi olacak. Kıymetli dostlar, dersimin başında söyledim. Sonradan gelenler de düşünürler diye aynı şeyi söyleyeyim, tekrar etmiş olayım. Hava alanı görünce aklınıza ne gelir? Uçak gelir. Tren yolunu gelince aklınıza ne gelir? Tren gelir. Araba üreten fabrika gördüğünüz zaman aklınıza ne gelir? Fabrika gelir. Hale baktığınız zaman aklınıza ne gelir? Meyve sebze gelir. Niye? Çünkü bu alanlar ne için yapıldıysa akla o geliyor. Havaalanı uçak için yapıldı, uçak geliyor aklınıza. Peki insan deyince akla ne gelmesi lazım? İnsan deyince akla ne gelmesi lazım? Sen kendine aynaya bakınca aklına ne gelmesi lazım? Çocuklarına bakınca aklına ne gelmesi lazım? Niçin yaratıldıysan o gelmesi lazım. Eğer bir fabrika araba üretmek için yapıldıysa, ben de o fabrikaya baktığımda araba aklıma geliyorsa, bir insan da Allah'a kulluk için yaratıldıysa o insana baktığımız zaman aklımıza ne gelmesi lazım? İyi bir Müslüman, kulluğunu iyi yapan bir abid aklımıza gelmesi lazım. Allah'ı iyi zikreden bir zakir, Allah'a iyi şükreden bir şakir, emru fermanına inkiyat eden bir salih insan gelmeli. Harama helale dikkat eden, kulluğu her şeyden önce önemseyen, Cemal Efendi diye İstanbul'da eskiden bir vaiz vardı. Çok esprili vaaz edermiş. Bir gün kürsüye çıkmış, hep hanımından örnek verilmiş. Daha fazla dikkat çekmek için. Demiş ki, ey cemaat ne oldu biliyor musunuz? Sabahleyin evden çıkarken hanım dedi ki bana, hoca namazdan gelirken elma getirmeyi unutma. Tamam dedim. Gittim camiye, müezzin kamet getirdi, namaza durdum, Allahu Ekber dedim. Hemen hanımın talimatı hatırıma geldi. Ya hanım bizden elma istedi ama golden mi, ekşi mi, amasya mı, hangisiydi? Namaz bitene kadar elma türlerini düşündüm dedi. Halbuki namaza durunca neyi düşünmem lazımdı? Allah'ın huzuruna durdum, o hazzı yakalamam lazımdı. Ama hanımın talimatı namazımda kalbimi allak bullak yaptı. Allak bullak yaptı. Bu bir örnektir. Şimdi siz de biraz sonra namaza duracaksınız. En önemli bir huzura duracağız hep beraber. En önemli bir huzura duracağız. Biz 1000 sene yaşasak Allah'ın huzurundan daha önemli hiçbir huzura duramayız. Doğru mu? Durunca neler gelecek
kalbimizden geçecek değil mi? Yani Allah'ın huzuruna durduğumuzun farkında olamıyoruz. Niye? Odaklanamıyoruz, kulluğumuza odaklanamıyoruz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Ey ümmetim, gücünüzün yettiği kadar masivayı kalbinizden uzaklaştırın. Dünya dertlerini uzaklaştırın. Kardeşler, çok inandığınız bir şeyi söylüyorum. Rızkın kefili kimdir? Allah'tır. Hepiniz buna inanıyorsunuz. Ve hepinizin çok inandığı bir şey var. Sağlam inandığı bir şey var. Çatlasam da patlasam da benim rızkım bir damla artmaz. Bir damla da eksilmez. Bu da doğru mu? Öyleyse dünya derdi sana ne kazandırır? Bana ne kazandırır? Dünya derdi sahibi olursa ben dünya derdiyle dertlendiğim zaman çok daha mı köşe olurum? Yok. Sadece kendimi parçalarım. Ondan sonra doktora gidersin. Şu hastalık stresten. Bu hastalık o da stresten. O da stresten. Yani stres dediğin nasıl bir şey? Elle tutulmaz, gözle gözükmez, dille yalanmaz. Öyle bir şey. Her şeyi kafaya takıyorsun. Kardeşim, keşke ahiretle ilgili dertlerimizi kafaya taksaydık. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafanızdan dünya derdini çıkarın. Oğlumu evlendireceğim, oradan mı buradan mı, öyle mi böyle mi kardeşim ya? Parçalama kendini ya. Parçalama kendini. Oğlun kimle evlenecek, kızın kimle evlenecek, kaderde bunlar yazılıdır. Çatlasan da patlasan da değişmez. Sen kalbini başka şeylerle meşgul. Allah ile aran iyi olsun. Allah sana neler yapar neler. En iyisini sana nasip eder. Sen Allah ile aranın iyi olmasına bak. Baldan aldığın zevki, köfteden aldığın tadı Allah demekten alabiliyor musun? O köfteyi yaratan Allah biliyor musun? O balı da yaratan Allah biliyor musun? Allah'ın yarattığı baldan tat alıyorsun. Allah'ın yarattığı köfteden zevk alıyorsun. Allah'ın yarattığı eşinden zevk alıyorsun. Peki Allah'tan, Allah demekten niye zevk almazsın? Allah'ın yarattığı para cebine girince, mıngır tıngır yapınca hoşuna gidiyor da o paranın sahibi olan Allah'tan, onu zikretmekten, ona ibadet etmekten neden haz almazsın? فَاِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّهِ اَفْشَ اللّٰهُ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ İçinizden dünya derdini çıkar. Dünya derdi sahibi olmak sizi dünyada köşe yapmaz. Farklı bir zengin yapmaz sizi. Ne olur bilir misiniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer içiniz dünya derdiyle dolarsa, asıl derdiniz, ana derdiniz dünya olursa, Allah Celle Celaluhu sizin kazancınızı dağıtır, işinizi dağıtır, onları toplamak için uğraşıp durursunuz. Ve iki gözünüzün önüne fakirliğinizi koyar. Yani hep baktığın zaman, gözünü açtığın zaman fakirlik geliyor gözünün. Aman nasıl yaşayacağım, aman çocuğumu nasıl geçindireceğim, aman okulunu nasıl bitireceğim, aman nasıl evlendireceğim, aman hayata nasıl tutunduracağım. Ya kardeşim ya, seni de Allah tekefül etmiş rızkını, onun da Allah tekefül etmiş rızkını, sen ne yapıyorsun? Kalbin pıt pıt atıyor, tansiyon yükseliyor, şeker dengesi bozuluyor, kolesterol dengesi bozuluyor. Doktora gittiğin zaman stresten ondan sonra psikoloğa gönderiyor. Yediğin haplarla kafayı yiyorsun. İçtiğin haplarla kafayı yiyorsun. Sen diyor biraz diyor balataları sıyırdın diyor. Şu hapları kullan diyor. O haplar da balataları düzeltmiyor. Biraz daha sıyırıyor. Yani anlatmak istediğim nokta şurası. Konuşan ben değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Dünya derdini çıkar kalbinden, çıkar. Ahiret derdini koy kalbine. Eğer senin asıl maksadın dünya derdi hep para, çocuğum, kızım, hanımım, damadım, gelinim, fabrikam, mağazam, arsam. Kardeşim bunları veren Allah'ı ev, arsa diyecekti. Allah de de. Bütün bunların sahibi olan Allah senin kazancına bereket versin. Çocuklarını hayırlı eylesin, hayırlı damat versin, hayırlı gelin versin, hayırlı komşu versin, hayırlı işçi versin, hayırlı patron versin. Hepsi Allah'ın elinde değil mi ya? Hepsi Allah'ın elinde değil mi? Allah ile aran iyi olursa, soruyorum size şimdi, terkozdan vana kapatılırsa, sen muslukları ne kadar açarsan aç, su gelir mi? Gelmez. Evvela terkozdan su gelmesi lazım.
Oradan su gelmedikten sonra sen vanaları, muslukları ne kadar açarsan aç bir şey gelmez sana. Öyleyse önce Törkos'la bağlantın doğru olmalı. Allah ile bağlantımız doğru olsun. Dünyaya tapmayalım, paraya tapmayalım, evladımıza tapmayalım, zenginliğe, servete tapmayalım, Allah diyelim. Köfteden aldığımız zevki, dönerden aldığımız zevki, o köfteyi veren, döneri veren Allah'ı zikretmekten, ona ibadet etmekten alalım. Eğer öyle yaparsak Allah bütün hayatımızı zevkli kılar. Her şey onun elindedir. Sıkıntıların hepsini o halleder. Kardeşim, niceleriniz var ki şu anda beni dinleyenler içerisinde, hocam ben çocuğuma sözüm geçmiyor, ben korkuyorum çocuğum ne yapacak diye. Annesi korkuyor. Ya bak kardeşim bak, bir çocuğuna sen bütün servetini harcayabilirsin. Baba kes sesini dediği zaman ne yapabilirsin söyler misin bana? Onun kafasını koparıp yerine, kafasının yerine başka bir kafa koyabilir misin? Babacığım ne emredersen baş üstüne diyebileceği bir kafa bulabilir misin? Bulamazsın. O zaman o çocuğunun kalbi de kimin elinde? O da Allah'ın elinde. O da Allah'ın elinde. Gelsen Allah ile aranı düzelt kardeşim. Allah ile aranı düzelt. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ اَكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اُمُورَهُ. Bir insanın derdi Allah'a kendisini sevdirmek, ahiret derdiyle dertlenmek olursa Allah Celle ve Ala Hazretleri onun işlerini kolaylaştırır. Bir araya toplar. Gözünü açtığı zaman zenginlik görür. Kendisini fakir olarak görmez. وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Bir kul kalbiyle Allah, 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 Allah demeye başladığı zaman, kalbi Allah sevgisiyle, aşkıyla dolup taştığı zaman, Allah Celle ve Ala Hazretleri bütün müminlerin kalbini ona karşı yönlendirir. Herkes onu sever be. Allah seni sevince sevdirir seni müminlerin kalbine, gönlüne. Niçin sevdiklerini de bilmezler. Bir bardak su vermemişsin belki de, bir iyiliğinde geçmemiştir ama Allah seni sevdirir. Kim diyor bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kana Allahu azza ve celle ileyhi bi kulli hayrin esra. Allah Celle ve Ala Hazretleri her türlü iyiliği ona hızlı bir şekilde ulaştırır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i okundu. Dersimin başında ifade ettiğim gibi şu anda okunan ezanı dinleyen, duyan çok insan var. Ama siz ezanın gereği olan yerine getirdiniz. Şu anda camidesiniz. Şimdi trafikte olan, lokantada olan, hiç cuma ile alakası olmayan insanlar da ezanı duymuşlardır ama adın Reşit, sen de sen işit. Bunlar ezana ilgi duymamışlardır. Allah onlara da hidayet versin. Onlara biz dua ederiz, acırız onları. Ben sadece onları şunun için örnek verdim. Diyorum ki onlar nasıl ezanı duydukları zaman cumaya gelmemekle yanlış yaptıklarını, lokantada olmakla, trafikte olmakla yanlış yaptıklarını biz görüyoruz ya. Biz de biraz önce neyi dinledik? Ezan ayet değildir, doğru mu? Ezan ayet değildir, sadece namaza davettir. Ben efendim biraz önce ayet de okudum, hadis-i şerif de okudum. Allah'ın talimatı ve Efendimizin yönlendirmeleri, hadis-i şerifler ezandan da daha önemlidir. Bunlar şimdi kalbimize girdi, kulağımızdan içeri girdi, beynimizde, kalbimizde döndü dolaştı. Peki buradan şimdi çıkınca siz ne yapacaksınız? Yine para 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 para. Bunu mu diyeceksin? Köfte köfte döner döner, köfte köfte döner döner. Bunu mu söyleyeceksiniz? Ben nasıl bu masivayı kalbimden atarım, Allah 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 diyebilirim? Aşk ile kalbimi ilahi sevgiyle doldurabilirim. Derdine düşecek misiniz, düşmeyecek misiniz? Paranın da sahibi Allah, karının da sahibi Allah, çocuğun da sahibi Allah, köftenin de sahibi Allah. Hepsinin sahibi Allah'tır. Hepsinin sahibiyle aramızı düzeltirsek, Terkoz'dan su gelirse musluktan su akar. Terkoz'dan su gelmese musluktan su akmaz. Hepsinin sahibi Allah olduğuna göre bize Allah verecek. Öyleyse dönelim dolaşalım, Allah ile aramız iyi olmalıdır. Yüce Rabbim o güzelliği her birimize nasip eylesin. Aşk ile Allah diyebilmeyi, emir ve yasaklarına aşk ile sarılabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim ahirette hesabını veremeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız, rezil, rüsvay olacağımız, mahcup olacağımız, ah keşke böyle olmasaydı deyip ağlayıp feryat edeceğimiz
her türlü yanlış alışkanlıklardan, yanlış tutum ve davranışlardan ebediyen bizleri muhafaza eylesin. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim edebilmeyi, daracık kabre girerken cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.